Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber önümde görmüş olduğunuz Vivo Y33S'in detaylarına bakacağız. Tabii öncesinde kutu içeriğine bakalım, bizleri neler karşılıyor. Hemen kutumu şöyle yatırdım. Alt kısmında bir etiketim var. Etiketimi söküyorum. Söktükten sonra yukarı doğru açılan bir kapağımız var. Kapağı çıkarttıktan sonra iç kutusunun üzerinde güzel bir Vivo logosu yer ediniyor. Hemen onu kaldırdıktan sonra direkt olarak içinde bizleri Vivo'nun her telefonunda barındırdığı şeffaf bir kılıf karşılıyor. Şurada hemen bir kulakçığımız var. Onu kaldırdığımız zaman telefonumuz direkt karşımıza çıkıyor. Telefonumu hemen şöyle yanından hızlıca açmak istiyorum. Şöyle yandan açılan bir yapışkanı var. İlk izlenim olarak şunu söylememde fayda var. Arkasındaki rengi oldukça ilgi çekici. Detaylarına birazdan değineceğim. Kenara aldım. Hemen diğer kağıdımı da kaldırdıktan sonra bizi 18 watt güç değerinde bir adaptör karşılıyor. Bu adaptör ile şarjımızı hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Burada da bir kablomuz yer ediniyor. Kablomuz USB tip A'dan tip C'ye şeklinde tasarlanmış. Şöyle uzunluğuna baktığımız zaman da gayet ideal bir uzunluğa sahip. Hemen onu da bir kenara aldım. Son olarak kutumuzdan SIM kartımızı çıkartmak için SIM iğnesi yerleştirilmiş. İsterseniz şimdi gelin cihazın detaylarına bakalım. Bizleri neler karşılıyor ben de çok merak ediyorum. Evet, şu an gördüğünüz gibi Vivo Y33S elimde. Tasarımı oldukça güzel. Arka kapağını videonun başında da bahsettiğim gibi çok güzel tasarlamışlar. Arka kapak cam görünümlü plastik materyallerle donatılmış. Yan çerçevede yine metalik görünümlü plastikten tasarlanmış. Yan tarafına baktığımız zaman bizi güç tuşumuz karşılıyor. Bu güç tuşunda parmak izi okuma özelliğimiz mevcut. Hemen üstünde ise ses açıp kapama tuşlarımız. Alt kısmına baktığımızda Type-C şarj girişimiz, 3.5 mm'lik kulaklık girişimiz, mikrofonumuz ve hoparlörümüz yer alıyor. Üst kısmına geldiğimizde ise SIM yuvamız ve diğer mikrofonumuz yer alıyor. Diğer yanında herhangi bir detay bulunmuyor. İsterseniz şimdi size biraz boyutlarından bahsedeyim. Telefonumuz boy olarak 164.26 mm'lik bir değer. Enine baktığımızda ise 76.08 mm'lik bir değer karşımıza çıkıyor. Kalınlığımız ise 8 mm'lik ölçülere sahip. Tabii bu kompozisyondaki telefonumuzun ağırlığı ise 182 gram değerinde. Hemen buradan ekran özelliklerinden size biraz bahsedeyim. Ekranımıza baktığımızda 6.58 inç bir boyuta sahipken IPS bir panel kullanılmış. Bu panelin çözünürlüğü ise 1080x2408 olarak tasarlanmış ve bu bize Full HD Plus bir görüntü kalitesi sağlıyor. Ekran piksel yoğunluğumuz 401 ppi ve bunun yanında ekran yenileme oranımız ise 60 Hz olarak tasarlanmış. Bunlara ek olarak ekran gövde oranımız %82.74'lük bir ölçüye sahip. Hemen arka tarafı çevirdiğimiz zaman yükseltili bir kamera tasarımı bizleri karşılıyor. Buraya 3 adet kamera yerleştirmişler. Hemen altında da bir flaşımız yer alıyor. İlk kameramıza baktığımız zaman 50 megapiksellik f1.8 diyafram açıklığına sahip bir ana kamerayla karşılaşıyoruz. Bu kameramızla 1080p 30 fps videoları rahatlıkla çekebiliyoruz. İkinci kameraya gelecek olursak makro kameramız yerleştirilmiş 2 megapiksel f2.4 diyafram açıklığına sahip. Son olarak üçüncü kameramıza gelecek olursak burada da bokeh efekti yani derinlik efekti veren kameramızla karşılaşıyoruz. Bu kameramızın ölçüleri ise yine 2 megapiksel f2.4 olarak karşımıza çıkıyor. Hemen tekrar ön yüzünü çevirdim. Ön yüzümüzde damla çentik şeklinde konumlandırılmış öz çekim kameramızı görebiliyoruz. Öz çekim kameramızın değerlerine baktığımızda 16 megapiksellik bir kamera yerleştirilmiş. Diyafram açıklığı f2.0 ve 1080x30 fps videoları yine ön kameramızda rahatlıkla çekebiliyoruz. Şu anda Vivo Y33S'in iç mekandaki görüntü kalitesini sizlere yansıtıyorum. Mikrofonu da bu şekilde. Şimdi isterseniz dışarıdaki görüntülerine göz atalım. Selamlar, bu videoyu Vivo Y33S tarafından 1080p 30 fps olarak alıyorum. Mikrofonu da bu şekilde. Bana soracak olursanız gayet güzel gözüküyor. Şöyle etrafta bir dolanayım. Işık geçişleri vesaire oldukça güzel gözüküyor. Şimdi biraz daha tekniğine inelim. Cihazımızın işlemci ve RAM tarafında, grafik işlemcisi tarafında bizlere neler vaat ettiğine yakından bakalım. Telefonumuzun işlemci tarafında MediaTek Helio G80 kullanılmış. Bu işlemcimiz 8 çekirdekli bir yapıya sahip ve çekirdek hızlarını 2 GHz'e kadar yükseltebiliyoruz. Yani gayet performanslı bir işlemci olduğunu söylememde fayda var. Bunu destekleyen grafik işlemcisi tarafında ise Mali G52 kullanılmış. Bu çoğu telefonda karşınıza çıkan bir grafik işlemcisi. Oldukça başarılı bir grafik işlemcisi. Yine bu telefonda da yerini almış. Keza bu grafik işlemcimizde 950 MHz'lik bir hıza sahip. İşlemci tarafında da 12 nanometrelik bir işlemci teknolojisinden bahsediyoruz. Hemen gelin RAM ve depolamasına bakalım. RAM tarafında telefonumuz 8 GB'lık bir RAM'e ve 128 GB'lık bir depolamaya sahip. Tabii bunu istersek 1 TB'a kadar SD kart desteğiyle yükseltebiliyoruz. Bu kadar dolu özelliklere sahip telefonumuzun bataryasına baktığımızda ise 5000 mAh'lik bir değer karşımıza çıkıyor. Tabii bunu da videonun başında bahsettiğim 18 Watt'lık hızlı şarj ile rahat
rahatlıkla şarj edebiliyoruz. Uzun saatler kullanım sağlayabiliyoruz. Güç tuşumuzda bulunan parmak izi okuyucusu dışında yüz tanıma teknolojisi de yine ön kameramız sayesinde bu cihaza entegre edilmiş. Vivo Y33S'in elimde görmüş olduğunuz mavi rengi dışında ayrıca bir de siyah rengi bulunuyor. Siz de ürünle ilgili daha fazla teknik detaya ve satın alma bağlantısına açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.